Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak birlikte hareket eden derneklerimiz şunu amaçladılar. Toplumun Gazze hadisesine karşı hem duyarlılığını arttırmak, farkındalığı arttırmak, yani toplumumuzun Gazze'deki, Filistin'deki Mescid-i Aksa ile ilgili veyahut da işte Siyonistlerin hedefleriyle ilgili ne gibi hedefleri var? Bunların toplum açısından da bilinmesi açısından STK'larımızın bu Rabia Meydanı'nda kurmuş olduğu çadırdaki birinci amacımız oydu. Yani farkındalıkla ilgiliydi. Tabii bu Gazze çadırı kurulduktan takribi 90 güne yaklaştı burada. Her bir STK'mız burada günübirlik kendi nöbetinin olduğu günde gündüzleri işte hem çeşitli etkinlikler yaparaktan hem bayan kardeşlerimize yönelik, gençlerimize yönelik hem de akşamları seminerler vererekten toplum bilincini diri tutma adına bu tür faaliyetleri şu anda Gazze çadırında yürütmekteyiz birlikte. Zaten halkın genel anlamda ilgisi vicdani boyutta elhamdülillah o konuda herkesin bu konuya duyarlılığı var. Yani Filistin meselesi zaten geçmişinde meselesi olduğu için bu son katliam soykırım hadiselerinin daha bir basından yansıtılması toplum vicdanını hem yaraladı hem de konuda duyarlılığı daha da fazla arttırdı. Allah'a şükür ki bu yaptığımız etkinliklerde, yürüyüşlerde, basın açıklamalarında elhamdülillah katılımlar da gayet iyi. Tabi buradan amaçladığımız sadece katılım değil, toplumun bilinirliği yani bu konuya olan ilgisinin artması noktasında hareket edildiği için STK'lar tarafından. Allah'a şükür şu an için iyidir temennimiz. Bir an önce Gazze'deki soykırımın durup bu savaşın, bu mezalimin kardeşlerimiz üzerinden kalkmasıdır inşallah. Örneğin biz her bir STK'mızın kendine özgü zaten faaliyetleri var. Bugün şu anda bulunduğumuz bu günde sanatlerimiz var. Yani 45'e yakın STK'mız zaten bu çalışmanın içerisinde. Sanatlerdeki sanatçı kardeşlerimiz de Gazze yararına kendi el işleriyle yapmış oldukları mesela örneğin işte resim sergilerini kendileri burada insanlara bunun gelirini tamamen Gazze'ye bağışlamak üzere böyle bir etkinlik düzenlediler. Bu sanatlerinki. Diğer günlerde kardeşlerimiz Gazze yararına işte böyle hanım kardeşlerimiz evde bir şeyler yaparaktan burada insanlara hem ikram hem de işte böyle hayır ve bağışı var ise bu noktada kendi elleriyle gelip hem de çoluk çocuğuyla gelip bu çadırı ziyaret edip o hazzı da yaşayıp yani haz derken o acıyı hissetme anlamında çocuklarımızın da bu işe farkındalığını artırma açısından gelip burada o bayanlarımızın el emeğiyle yapmış olduğu sergiledikleri o ürünleri de alaraktan bağış yaparaktan da her gün tabii değişik değişik STK'larımız bu işi yaptığı için bunu elhamdülillah daha da inşallah sürmesini tabii arzu etmiyoruz ama her gün çeşitli etkinlikler yaparaktan bu iş devam edecek inşallah öyle diyelim. Allah razı olsun, özellikle teşekkür ediyoruz duyarlılığınız için bu konuya eğilmenizden dolayı sizlere ve ekibinize teşekkür ediyoruz. 7 Ekim'den beri aslında 70 küsur yıldır başlayan ama 7 Ekim'de şiddeti ve dozajı artan bu saldırı ve soykırımdan dolayı biz de ne yapabilirimizi düşünüyoruz. İHA olarak bugüne kadar çok sayıda yürüyüşü organize ettik. 100'e yakın kermes şu ana kadar organize etmiş durumdayız. Yetim çocuklarımızla programlar yaptık, yürüyüşler yaptık, etkinlikler yaptık. Kadın kollarımız ayrı çalışmalar, genç yağımız ayrı çalışmalar. Muhacir birimlerimiz ayrı çalışmalar yani tüm birimlerimizle sahada olduk. Zaman zaman sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yaptığımız eylemler oldu. Zaman zaman da İHA olarak yaptığımız eylemler oldu. Amacımız bunu gündemde tutmak. Kesinlikle gündemde düşürmememiz lazım. Bazıları bu yönde bir çaba içindedir. Gündem saptırma, gündem değiştirerek oradaki zulmün gözlerden biraz ırak tutmaya çalışıyor. Ama duyarlı insanlar, Müslümanlar bunu gerek evinde, gerek mahallesinde, köyünde, şehrinde, beldesinde, ilçesinde fark etmez. İş yerinde olduğu her ortamda sürekli Gazze ve bu saldırıları, bu zulmü dile getirip bu ne kadar dile gelirse, toplumların tepkileri ne kadar yükselirse o zaman da idareciler, gerek dünyadaki gerek ülkemizde idarecilerin de daha hareket etmesine bir nebze belki vesile olur. Da Kuzey Gazze'de çok az insan kaldı. Büyük oranda Güney Gazze tarafını güney tarafına geçti ve maalesef orada
korkunç bir insani dram yaşanmaktadır. Saldırılar maalesef halen devam etmektedir. Ama dün bir iki güzel gelişme oldu. Siyonistler Golan adlı birliklerini, Tugay'ını geri çektiğini ve bu sabah da bir Tugay'ını daha geri çektiğini duyduk. Umarız Müslümanların bu eylemleri, vicdan sahibi insanların bu eylemleri bu Siyonistlerin ve onların ağa babası olan arkasındaki asıl güç olan Amerika'nın geri adım atmasına vesile olur. Oradaki Müslümanların, o direnişçilerin direnişini takdirle karşılıyoruz. Bizlere düşen de buradaki bu halkı aç, susuz, perişan, evsiz, barksız olan bu halka yapabileceğimiz ne varsa her şeyi yapmak. Geçen hafta Genel Başkanımız Katar'da alimlere seslenmişti. Alimlerin Refah sınır kapısına yürümesini, gitmesini ve kapıyı zorlamasını, açmasını talep etmişti. Hamdolsun yeni seçilen Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Sayın Doktor Muhyiddin El-Karadağ'ı bir adım attı, bir heyet kurdular. O heyet iki açıklaması oldu. Yakın takip ediyoruz. Geçen heyeti kurduklarını, dün de canımız pahasına da olsa biz gideceğiz, bekliyoruz. İnşallah bu alimlerimiz, kanaat önderlerimiz, liderlerimiz, onlar da herkes kendi üzerinde düşeni yapar. Bu zulmün bir an önce son bulur. Bizler halkları meydanlara çağırarak, eylemler yaparak bunu yapıyoruz. Yardımların gitmesi için çalışmalar yapıyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni kısacası yaparsa inşallah bir an önce bu zulmü engellemeye çalışalım. Hemen hemen ayda 4 defa, bu Ocak ayında 4 defa program yapıyoruz çadırda. Gazze'ye destek amaçlı olarak. Gündüzleri kermes yapıyoruz. Kermesin gelirlerinin tamamı Gazze'ye gönderiliyor. Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla. Ve bunun yanında akşamları da program yapıyoruz. Hatiplerimiz geliyor. Hatiplerimiz Gazze ile ilgili, Siyonizmin tarihiyle ilgili, Filistin'in tarihiyle ilgili, yapılan zulümlerle ilgili konuşmalar yapıyorlar. Bu aynı zamanda sinevizyon gösterimi yapılıyor. Yani bunu sürekli yapıyoruz. Çadırda yaptığımız programlar bunlar. Bu şekilde sürekli tekrar ediyor. Farklı farklı konular üzerinde. Bunun yanında Cuma günleri basın açıklaması yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak birlikte, bizim de içinde bulunduğumuz Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları platformu var. Şu an platformumuzda çadırda yine program yapıyor. Sanatların hazırlamışlar olduğu bir program var. Yürüyüşler yaptık. Gazze ile ilgili Aksa Tufan'a destek olması amacıyla Şanlıurfa'da 7 Ekim'den bugüne kadar defalarca yürüyüş yaptık. Defalarca basın açıklamaları yaptık. Bunlar yeterli mi? Değil. Daha çok sesimizi duyurmamız lazım. Gazze'yi gündem yapmamız lazım. Gündemden hiçbir zaman düşürmememiz lazım. Bizim derneklerimiz var. Peygamber Sevdaları olarak dernek temsilciliklerimiz var. Bütün temsilciliklerimizde düzenli olarak programlar düzenliyor. Yani 7 Ekim'den bugüne sürekli Gazze işleniyor, Kudüs işleniyor, Filistin işleniyor, Siyonizmin kirli tarihi işleniyor. Geçmişten bugüne kadar yaptıkları ihanetler işleniyor. Çocuklarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz, gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Bayanlarla ilgili derneklerimizde, bayanlar, bacılarımızla ilgili programlar var. Bunu anneleri olarak hem Siyonizmi tanımaları, hem Siyonizmin kirli tarihini tanımaları ve Gazze'yi, Filistin'in geçmişini, geçmişten bugüne kadar neler yapıldı, nasıl bugüne gelindi, Kudüs nasıl fethedildi, fethedildiğinde neler yapıldı, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın ilk fethiyle başlayan, Salahaddin Eyyubi'nin fethiyle devam eden, ondan sonra Abdülhamid Han'ın sahip çıkmasıyla ve bugün işgal altında olması durumu nasıl meydana geldi, nasıl oldu? Bunlar sürekli gündem yapılıyor ve anlatılıyor. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah devam da edecek. Bunun yanında derneklerimizde boykot anlatılıyor. Boykotun olması gerektiği, mali yönden de Siyonizmin çökertilmesi gerektiği. Onlar ayakta tutan mali durumlardır. Ticarettir. Onların ticaretlerini ne kadar biz engelleyebilirsek, ne kadar biz onlara destek olmasak, bu onların şeyini kesecektir. Damarlarını kesecektir. Onların şah damarı bir yerde mali durumdur, paradır. Ama para konusunda, boykot konusunda Müslümanların bu konuda duyarlı olması lazım. Biz de dernek olarak, vakıf olarak sürekli bunu gündem yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece bugüne değil, ömür boyu devam etmesi gereken bir durumdur olarak düşünüyoruz. Allah razı olsun.